Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PES 2017 My Club bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ümitler bomba gibi yepyeni bir bölümde sizdeyim. Arkadaşlar öncelikle bu akşam saat 8'de ikinci kanalımıza montaj gelecek. İkinci kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cuma, çarşamba ve cumartesi günleri çok güzel montajlar. Diğer günlerde de hikaye oyunları geliyor. Sonra geçen bölüm bildiğiniz gibi Ümitler Rakitic'i çıkarttık bir tane siyah toptan. Ve online turnuvayı kaybettik maalesef. Bugün sizlerle Ümitler hem offline hem de online turnuvayı kazanmaya çalışacağız. Offline turnuvada ben finale kadar oynadım. Sizlerle sadece final maçını yapacağız. Çünkü offline çok da zevkli olmuyor. Şöyle göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi Ümitler. Boom, hadi be. Yanlış boomladım, rezil oldum. Boomluyorum. Dortmund'u 2-0 yendim. Barcelona'yı 4-1 yendim. Şimdi en iyi oyuncuda finale oynayacağız Inter'e karşı. Onu yenip bir top kazanacağız. Sonra kazanamadığımız online turnuvayı oynayacağız. Oradan da inşallah bir top kazanacağız. Bir top da kendimiz açıp bölümün sonunda 3 tane top açacağız arkadaşlar. Takımımız gümbür gümbür, her şeyi taze, dolu, yeni. Haydi bakalım bölümümüzün ilk maçına doğru geçelim. Dediğim gibi Inter'le final oynayıp inşallah topumuzu kazanacağız. Oradan online turnuvaya geçeceğiz kazanamadığımız gerçek çocuklara karşı. Oradan da bakalım. Öncelikle şu turnuvayı bir alalım da. Evet, Inter Şaplak City'ye karşı kazanan topu alır. Formalar çok benziyor. Inter beyaz takılsın, biz de mavi takılalım. Ve haydi bakalım bu çılgın mücadele başlasın. İnşallah 3 top kazanacağız. 3 timden bir tane siyah çıksa aslında yeterdi bize. İçinden de bir Iniesta, bir Suarez çıksa tadından yenmez deriz. Ve haydin bakalım. Ümid ailesi stad ağzına kadar doldurmuş. Mükemmel bir atmosfer var Almanya'da. Inter'le kapışacağız. Onları yenip topumuzu almak istiyoruz. Haydi bakalım. Ve bu çılgın mücadele başlıyor. Kondogbia bastı Koke, alamadık. Kondogbia geriye döndü. Medel, Gagliari kaptırmadık. Gamero bıraktık. Douglas Costa, onun pası Koke. Koke de oynadı. Rakitic, Rakitic bastı topun üzerine, yaptı ortasını, geçmedi. Yaya Toure oynuyoruz. Koke, Douglas Costa bıraktı şimdi. Gamero giremedi. Miranda pasımızı verdi. Yaya Toure'ye vurdu. Defensa çarpıyor. Korner. Haydi bakalım beyler. Güzel bir orta golü getirir. Tren yapın. Şöyle göndereceğim. Orta geliyor. Kafa direkten. Yaya Toure. Karambol. Ve inanılmaz bir gol kaçıyor. Aman yarabbim. Rakit için kafası direkten geldi. Bakın tak. Olamaz be. Marco Reus bıraktı. Gamero'nun ortası. Costa ve gol. Mükemmel korner şimdi Inter'in. Tehlikeli geliyorlar. Tehlikeli geliyorlar. Aman beyler dikkat, Yaya Toure'ye karşılarsın oğlum. Orta geliyor kardeşlerim. Topu karşıladık. Walker şimdi. Bir saat önce basmıştım Walker. Ne yapıyorsun ya? Walker aradan gönderdi Koke. Bas topun üzerine bıraktı. Walker'a vurdurmuyorlar. Yaya Toure'ye döndü geriye. Rakiti. Kaleci Handanovic. Efsane bir füze geldi ama olmuyor. Top aldı Ramos. Yaya Toure. Oynadık, geçmedi. Ramos iyi kaydı. Top şimdi bizde. Gamero. Gamero oynadı. Douglas Costa. Vur oğlum. Ve gol. Mükemmel bir gol deniyor Costa.
oluyor son 10 dakika. Adım adım top ödülüne doğru gidiyoruz. Artık 90+3 oynanıyor kardeşlerim. Heyecanla maçın bitmesini bekliyoruz. Yine biliyorduk zaten top ödülünü kazanacağımızı. Ve beklediğimiz gibi de gitti her şey. Haydi hocam bitir maçı. Ve maç bitiyor. Evet kardeşlerim. Mükemmel bir galibiyet veriyor. Şaplak City Inter'i 2-0 yeniyor. Böylelikle birinci top ödülümüzü kazanıyoruz. Şimdi zor olanla şimdi online'a geçeceğiz. Haydi bakalım. İleri diyelim. Ve kalecimiz Ter Stegen'de level atladı. Rakitic de level atladı. Boom. GP'lerimizi de aldık. Ve Şaplak City ikonik moments'i kazanıyor. Top çevirme ödülünü de aldık kardeşlerim. Haydi bakalım şimdi ikinci turnuvaya. Hocamızın sözleşmesi bitmiş. Kendi kendine uzatıldı. Neler oluyor bilmiyorum. Ana menüye git dedik. Ve şimdi ümidler direkt ikinci turnuvamıza geçiyoruz. Online olana geçiyoruz. Haydi bakalım. Hocam yükleyebilirse. Evet maç online müsabaka kupası. Ve görmüş olduğunuz gibi ümidler. Boom, puan çetelesi mücadelesi yapacağız. 3 maçımız olacak. 4 puan toplamamız gerekiyor. Yani 3 maçın birini yenip birini berabere kalmamız gerekiyor. İnşallah yapacağız bunu. Haydi bakalım. Evet ümidler, rakibimiz bu arkadaş kardeşlerim. Beşiktaş. Dybala, bakalım şöyle bir oyun planından isterseniz. Adamda Dybala var. Sane, Vitolo. Ben de biraz ayar çekeceğim. Stoperler çok önde duruyor. Onları biraz geri çekeceğim. Şöyle. Kanat. İki adım geriye. Beyler bunları böyle yapmak gerekiyor. Yoksa takım çok ileride basıyor. Sürekli kontra atak yiyorsun. Bak onda otomatikmen öyle, bizde öyle değil işte. Yaya Ture ortada oynasın. Camero zaten gidebilecek kadar ileri gitmiş. Tamamdır, böyle güzel. Böyle güzel ümidler. Haydi bakalım. İnşallah kazanacağız. Oradan bir maçta berabere kalıp veya yendiğimiz an 4 puanı toplayıp topumuzu kazanacağız. Haydi bakalım. Ve Beşiktaş Şaplak City'ye karşı. Oh yes. Çılgın mücadele başlasın. Haydi bakalım. Bastık alamadık. Verkaç yaptılar. İndir Gamero. İndiremedi. Walker şimdi Yaya Ture. Onun pası Rakitic. Rakitic oynadı. Gamero kaleci. Royce ve gol. Ama kasıyor ya. Yaya Ture. Götüremedi. Yaya Ture. Royce. Bıraktı. Gamero ve gol. Gamero'nun golü ve 2-0 gol kardeşleri. Önümüzde kaldı. Costa bıraktı. Gamero. Haydi Gamero. Dön oğlum şöyle. Oha. Evet Gamero dönemedi. Oreja. Yaya Ture ayak koydu. Bıraktım. Royce. Costa. Costa'nın ortası. Gamero. Offside. Arkadaşlar böyle bir saçma bir şut olamaz ya. Vallahi billahi. Evet ön direğe doğru geliyor. Costa. Kaleci. Karambol. Oyun kasmaları. Ve bir korner daha. Haydi bakalım. Yaya Ture kesersin oğlum orayı. Orta geliyor. Yaya Ture. Güzel. Hocam adam üstümüze bindi ya. Üstümüze bindi, orada kafa vuracağım diye adam offside çalıyor. Şöyle göndereceğim. Costa'nın ortası. Toni Kroos. Walker. Vur oğlum. Evet geçmedi. Walker'ın pası tekrar Alexandro. Onun ortası. Kimse yok. Büyük bir hata. Kullanamadık. Hadi be. Kaleci elinden kaçırdı ama kullanamadık. İkinci yarı başlıyor şimdi ümidler. Costa. Costa. Gördüm arka tarafı.
Gamero'nun pası Rakitic. Korner. Geçmiyor top. Korner kullanacağız ümidiler. Bizimkiler zaten treni kurmuş. Gönderiyorum içeriye doğru. Toni Kroos orada iyi kapatıyor. Walker verdi pasını, geçmedi. Vay be. Haydi Costa, haydi. Haydi Costa, işte böyle. Şimdi oyna oğlum. Mükemmel bir pas. Vurdum ve gol. Oradan çok güzel basak. Mandzukic, Royce'a doğru top geçmiyor. Hocam bitir ve kurtar bizi şu işkenceden. Evet, 90 artı 3 öleniyor artık. Bekliyoruz neler olacak. Orta geldi. Adamlar Boateng. Algılamıyor ya. Basıyorum algılamıyor. Tek çubukla oynuyoruz ya. Hocam Allah'ını bitir maçı hadi. Ve çocuk maçtan çıktı arkadaşlar. Zaten o kadar oynadım, ne gerek vardı. Adam 90 artı 3'te çıktı ya. Arkadaşlar ben böyle bir saçma oyun, böyle bir saçma sistem görmedim. Çocuk 90 artı 3'te yenildi ya 3-0. Hakem tam düdüğü çalacağı an oyundan çıktı. Ve maçı oynanmamış saydı hakem. Yani ona mağlubiyet veriyor, bize de tekrar oyna diyor. Galibiyeti vermedi FIFA'daki gibi. O zaman ben her yenildiğim maçı 90 dakikaya kadar oynayayım, çıkayım. Zaten her türlü yenileceğim, bari çocuk bozulur. Yani PES'in çok saçma bir anlayış sistemi var arkadaşlar. Düşününsenize 90. dakika hakem 2 dakika uzatma verdi, 90 artı 2. Maçtan çıkıyorsunuz, zaten yeniliyorsunuz siz. Maçtan çıkıyorsunuz, karşıdaki çocuk da galibiyetini alamıyor. Yeniden oynaması gerekiyor. O kadar, şimdi bizim o kadar oynadığımız 90 dakika 3 tane 0 yendiğimiz maç boşu boşuna gitti. Yani bunu geliştirmeler lazım. FIFA'daki gibi galibiyeti de vermeleri lazım çıkan çocuğa. Böyle bir şey yok ya. Evet ümidler arkadaşlar. Ben o şeyden sonra normal klasman maçı yapacağım. Bir tane de bir maç, zaten bir maç yendik. Şöyle bakayım. Tamamdır işte, böyle iyi. Hemen oyun plan diyelim ve rakibimizin takımını görüyoruz. Ben iki ayar çekeceğim. Şöyle defansı biraz geri çekelim. Sonra Yaya Ture'yle de Koke'nin yerini değiştiriyorum ve haydi bakalım. Başlama vuruşu diyeceğim. Arkadaşlar dediğim gibi ben yine de bölümün sonunda 3 tane top açacağım. Bu normal bir klasman maçı. Klasman maçı yapacağız. Bölümün sonunda da 3 tane top açacağım. O turnuvayı kazanmış gibi, merak etmeyin. Haydi bakalım. Ve şimdi ikinci yarı başlıyor. Hadi gençler ya, şu maçı var ya 5-6-0 yenmemiz gerekiyor ya. Güzel çıkıyoruz şimdi. Costa. Costa yaptı ortayı. Royce. Vurdurmadılar kafayı. Yaya Ture. Karambol ve top çıkıyor. Vay arkadaş ya. Hadi Rakitic. Yap oğlum ortanı. Gamero dışarıya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Arkadaş %100 yeneceğim maçta ne oluyor ya. Beyler enerjimi bitirdiler, enerjimi. Walker oynadı kardeşlerim. Muhammed Salah aldı. Muhammed Salah gidiyor. Ver oğlum pasını. Geçmedi. 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 Kandreva. Oynadım. Royce. Mandzukic. Royce ve gol. Dediğim gibi ümidiler ve maç bitiyor kardeşlerim 1-1. Oyun bütün enerjimi aldı vallahi beyler, çok yoruldum. Kafam mufam ağrıdı, o yüzden 1-1 berabere kalıyoruz aslında. 5-6-0 yenebileceğimiz biriydi. Ama sağlık olsun diyoruz, haydi bakalım. Toplarımızı açalım ve bölümümüzü bitirelim. Haydi bakalım gençler. Şuradan hemen sizlere göstereyim tekrar. Bir dakika, kimler çıkabilirdi? Tabii ki en çok istediğimiz ümitler şu yıldızlı Iniesta, genç Iniesta. Higuain olabilir, Luis Suarez efsane olurdu, Toni Kroos falan var. Bu oyundan hiçbir beklentim yok. FIFA'dan da olduğu gibi PES'te de hiçbir beklentim yok. Bakalım, bir tanesi, iki tane siyah var. Sonra bir büyük bir deste beyazlar gelsin, oradan sonra basalım.
Bakalım şöyle bakın. Uf, işte o büyük deste beyazlar döndü. Basıyorum. Ve beyaz geliyor arkadaşlar. Şaşırdık mı şaşırmadık. Atlat. Serbest bırak. Ve yapıştır. Haydi şimdi. Devam ediyoruz. İkinci top gelsin. Boom boom. Dönmeye başla oğlum. Dönmeye başla oğlum. Arkadaşlar yine büyük bir beyaz ordusu. Ne ararsanız var. Şöyle bir bastım sarı topun üzerinde. Ve sarı top çıkıyor. Şimdi yorumda diyecekler ki abi siyah topla bastaydın siyah çıkardı. Gençler öyle bir şey yok ya. Kedira geldi, çöp, hiçbir işimize yaramaz. Üyelerimizin içine ekleyelim. Ve son bir tane daha açacağım kardeşlerim. Oradan sonra bölümümüzü bitirebiliriz. Haydi bakalım. Dönder hocam, dönder. Dönder hocam, dönder diyoruz. Oho, iki tane siyah yan yana var. O arada bir tutursak. Şuraya bakar mısın? Bassaydım. Bayağı bir siyah gelmedi. Yok abi, ortalıkta siyah yok ya. Siyahın sesi yok. Evet, bunları bunu da serbest bırak diyorum. Kardeşlerim, ben izlediğiniz için ellerinizi saklıyorum. Perşembe günü yeni kampanya çıkacak. Yine efsaneler falan gelir diye bekliyorum. Bu çünkü hafif bir kampanyaydı. Yani hafta sonu gelecek bölümde yepyeni bir kampanyayla, yepyeni turnuvalarla gümbür gümbür akmaya devam ederiz. Beğeni patlaması yapın, yorumlarınızı yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. Pişşş.